Arkadaşlar eksi 1 bölü 27 ifadesi burada eksi 1 bölü 3 ifadesinin küpüdür. Ve biz bu ifadenin ne yapıyoruz? Eksi 1 bölü 3. kuvvetini alıyoruz. Artı eksi 32 ifadesi eksi 2 ifadesinin 5. kuvvetidir. Ve ben bu ifadenin ne yapıyorum? 2 bölü 5. kuvvetini alıyorum. Şunlar gittiği zaman burada eksi 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti takla attırın. Eksi 3 kaldı. Artı şunlar gitti. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Bu ikisinin toplamı 1'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifade için biz burada ne diyebiliriz? 5 bölü 12 bunun karesi bunu verecektir. Devam ediyorum. Arada eksi olmalı. Burası da 4 bölü 7'nin neyidir? Parantez karesidir. Bu kare açılımı yapıldığında yukarıdaki ifade elde edilir. Şu iki ifade birbirini götürdüğünde buradan mutlak değer içerisinde 5 bölü 12 eksi 4 bölü 7 ifadesi dışarı çıkar. Hemen burada bir paydaşlama yapalım. Bunu 7 ile bunu da 12 ile genişletiyorum. Bu durumda yukarısı ne yaptı? Mutlak değer içerisinde 35 eksi 48 yaptı. Alt tarafta 84 oldu. Yani buradan ne elde edeceğim? Mutlak değer içerisinde eksi 13 bölü 84 elde edeceğim ki bu ifade dışarıya 13 bölü 84 olarak çıkacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar x eşittir. Eğer ki burada 2019 dersek bu durumda 2018 ifadesi x eksi 1'dir. 2020 ifadesi de x artı 1'dir. Ve buna ne yaparım? 1 eklerim. Şimdi bu durumda arkadaşlar karekök içerisindeki ifade şuna dönüşmüştür. Burada ne vardır? X kare eksi 1 artı 1 vardır. Ve bu ifade karekök içerisinde x kare yani x'e eşittir. X 2019 olduğu için bu ifadenin değeri 2019 olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar x artı 3'ten ne yapmışım? Eksi 2 kök y'ye eklemişim bu ifadeye. Burası 7 eksi kök 12 bildiğiniz gibi nedir? 2 kök 3'tür. Bu iki ifade birbirine eşitmiş. Bu durumda değerli arkadaşlar şu kısım ne olmalı? 7 olmalı yani x eşittir 4 gelmeli. Peki şu kısım ne olmalı? Buna eşit olmalı yani y eşittir 3 gelmeli. Bu iki ifadenin çarpımı 12 olduğundan doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifade üstü sayı şeklinde yazılırsa 4 üzeri nedir bu ifade? X bölü 5'tir. Ve bu ifade 8 üzeri y'ye eşit. Burada 4 2'nin karesi o halde burada 2 üzeri 2x bölü 5 vardır eşittir dedim. 8 2'nin küpü o halde burada 2 üzeri 3y vardır. Bu durumda ne söyleyeceğim? 2x bölü 5'in 3y'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Buradan da arkadaşlar 2x ifadesinin değeri ne gelecektir? 15y gelecektir. Burada x ve y birer pozitif tam sayı olduğu için x'in değeri 15 en az. Y'nin değeri en az 2'dir. Bu durumda x ile y'nin toplamı 17 yapacağından doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar köklü ifadenin içerisinde ne bulunmaktadır? Buradaki ifade eksi a eksi 3'ün parantez karesidir. Bu ifade burada karekök içerisindedir. Bu durumda değerli arkadaşlar şu iki ifade birbirini götürdüğünde şu ifade için konuşuyorum şu anda. Bu iki ifade birbirini götürdüğünde içeride negatif bir ifade kalır. Çünkü önünde eksi var. Peki bu ifadenin negatif olamayacağını biliyorsam burada şunu mu söylerim? Demek ki biz burada a yerine 3 yazmalıyız. A yerine 3 yazdığımızda burası 0 olmalı. Ve a yerine 3 yazdığımda burası 0 olacağından bu ifade kök 1'dir. Artı burada 3 vardır. Bu ikisinin toplamı da bana b'yi yani 4'ü verir. Doğru yanıt B seçeneğidir. İçinde 60 santimetre sıvı bulunan bir serum hastaya damar yoluyla enjekte ediliyor. Serumdaki sıvı miktarı her 15 dakikada kök 5 santimetre azalmaktadır. Buna göre dolu bir serum hastaya enjekte edildikten 2 saat sonra. 2 saat nedir? 2 saat 120 dakikadır. 15 dakikada kök 5 azalıyorsa o zaman 120 dakikada ne olacak? 8 kök 5 azalacak. Şimdi 8 kök 5'e 8'i içeri alırsak 64 bu ne olur? Kök 320 olur. Şimdi 18'in karesi neydi? 324'tü. O zaman bu 18 ile 17 arasında bir sayı yani kök 320. Toplamda 60 vardı. 60'tan o zaman ne yapacağız? Bir 17'yi çıkaralım. 43. Bir de 18'i çıkaralım. 42. O zaman 42 ile 43 arasında kalacak. E seçeneği. Aşağıdaki tabloda 3. dereceden kök 3, 4. dereceden kök 3, 5. dereceden kök 3 sayılarının 240. kuvvetlerine kadar tüm pozitif tam sayı kuvvetleri yazılacaktır.
Buna göre toplanan kas sütununda en az 2 tam sayı bulunur. Şimdi 3 ve 3'ün katlarında, 4 ve 4'ün katlarında, 5 ve 5'in katlarında. İsterseniz şöyle yapalım. 3 ve 4'ün katına bir bakalım. 3 ve 5'in katına bir bakalım. Sonra 4 ve 5'in katına bir bakalım. Ama burada şuna dikkat edelim. Şimdi 3, 4, 5'in katı nedir? O da var. 3, 4, 5'in katı aralarında asal olduğu için 60'tır. Şimdi 60, 120, 180, 240'ta. Hem bunda yazacağım, hem bunda yazacağım, hem bunda yazacağım. Yani bunu 4 kere yazacağım yerde 12 kere yazacağım. O zaman bulduğum sonuçtan ne yapayım? 8'i çıkarayım yani. Bulduğum sonuçtan, şuradaki bulduğum sonuçtan 8'i çıkaracağım. Bulalım. 3 ile 4'ün ekoku 12. O zaman 240'ı 12'ye bölersek buradan ne olur? 20 tane olur. 3 ile 5'in ekoku 15. 240'ı 15'e bölersen buradan 16 tane gelir. 4 ile 5'in ekoku 20. 240'ı 20'ye bölersen buradan 12 gelir. Toplam ne olur? Bu x dediğim şey bu. 48. 8 tane çıkarıyorum. 40 yapar. E seçeneği. Aşağıda 15 santim uzunluğunda bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelin her iki ucunda da birer santimlik boşluk bulunmaktadır. Şurada da bir santim, şurada da bir santim. O zaman bu ne olur? 17 santim olur. Bu cetvel yere düşerek sol ucundan kök 7, sağ ucundan kök 30 santimlik iki parça kırılıyor. Kök 7 dediğimiz şey nedir? Kök 7 2 ile 3 arasında bir değer. O zaman şuradan, yani şuradan bir yerde kırılacak yani. Çünkü şurası da bir santim ya. 1, 1 daha 2. O zaman şuradan bir yerde kırılacak. Kök 30'a bakalım. Kök 30 nasıl bir sayı? Kök 30 da 6 ile 5 arasında bir sayı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile 6 arasında, yani şuradan bir yerde kırılacak. O zaman şöyle bakıyorum. Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Aşağıda verilen sayı doğrusunda kök 2, yani yaklaşık 1.41 gibi bir sayı. Yaklaşık dersek sıkıntı olmaz. 4'ün üzerinden kök U. Şu da 3'ün üzerinden kök 9. Sayıları yere gösterilmiştir. Buna göre o sayılarından hangileri olabilir diyor. Şimdi şu 3 kök 9 bizi çok ilgilendiriyor. Şurada da 4 kök U. Şimdi zaten 17 verdiğimizde bu 16'dan ve 16 olduğunda 2 olur. Bu zaten şunlar her halükarda şu 3 sayıda şuradan büyük. O zaman şurayla inceleyeceğiz. O zaman burayla incelemeden önce birisinin 4, birisinin 3. O zaman birisini 3 ile genişletelim. Diğerini de ne yapalım? 4 ile genişletelim. 4 ile genişletirsek o zaman ne olur? Aynı olur. Şurası 9 üzeri 4, yani 81 çarpı 81 oldu. Şimdi şöyle 17'ye bir bakalım. 17'nin kübü nedir? Yani 17 ile 17'yi çarptığımızda ne olur? 81 ile 81'i çarptığımızda 6561 oluyor. 17'nin kübünü aldığımız vakit 17'nin kübü de 4913 oluyor. Bu bundan küçükse o zaman bu olabilir. 19'un kübünü aldığımızda ne oluyor? 6859 oluyor. 6859 buradan büyük. Buradan büyük oluyorsa o zaman bu 19 olmaz, 21 hiç olmaz. O zaman doğru cevap yalnız bir A seçeneği.